günler arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Zeynep Arıkan. 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Maliye Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmekteyim. Bizim Maliye Bölümümüzde bütçe ve mali planlama, mali hukuk, mali iktisat, maliye teorisi olmak üzere 4 tane ana bilim dalı bulunmakta. Arkadaşlar, maliye tezsiz yüksek lisans programı globalleşmedeki gelişmeler karşısında teknolojik ilerlemeler nedeniyle görsel ve işitsel araçlardan en iyi şekilde yararlanarak sizlere etkin ve verimli bir eğitim sunma amacını gütmektedir. Amacımız programımız kapsamında öğrenci memnuniyetini arttırmak ve maliye alanında başarılı mezunlar vermektir. Ve programımız kapsamında maliyenin önemli konuları ders konusu olarak yer almaktadır. Kamu gelirleri, kamu giderleri, bütçe, borçlanma, vergi, uluslararası vergi hukuku, maliye politikası, kamu ekonomisi, yargı gibi konularda dersler görmektesiniz. Programımızın Türkiye'de ve dünyadaki yeri ve önemi gerçekten çok büyüktür ve teknolojideki gelişmeler sayesinde bu önemi gittikçe artmaktadır. Türkiye'de ve dünyada yükseköğretim içerisinde önemli bir yer almaktadır. Ve dijitalleşmenin artmasıyla bu eğilim daha da artacaktır. Türkiye'nin bir elinden başka bir eline ya da dünyanın bir köşesinden diğer bir köşesine ulaşarak eğitim alma imkanına kavuşacaksınız. Bu da teknolojik gelişmeleri, bilimdeki gelişmeleri takip etmeniz açısından çok önemli bir yere sahiptir. Programımız size bilimsel bir yetenek kazandıracaktır. Maliye çünkü bir disiplindir. Geleceğin bürokratlarını yetiştirmektedir. Girişimcilik vizyonu kazandırmaktadır. Programımız kapsamında çok önemli dersler okutulmakta. Bu ders konuları aynı zamanda sınav konularını da oluşturmaktadır. Programımız kapsamında aldığınız dersler sayesinde çok yetkin bir düzeye erişebileceksiniz. Kamu ve özel sektörde iş bulma imkanlarına kavuşacaksınız. Üst düzey yöneticisi olabilme imkanlarına kavuşacaksınız. Vergi müfettişliği, Sayıştay denetçiliği, gelir uzmanlığı, kaymakamlık alanında diğer öğrencilere göre mali yüksek lisans eğitimini alarak çok daha avantajlı olacaksınız. Bankacılık alanında çalışmayı, bu alanda uzmanlaşmayı seçebilirsiniz. Bakanlıklarda çalışma imkanına kavuşabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı hariç Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bakanlıklarda üst düzey bürokrat olarak yer alabilirsiniz. Yüksek lisans yaparak arkadaşlar, lisans öğrencilerine göre bir adım daha önde olacaksınız. Programımız öğrencilerimize büyük imkanlar sağlamaktadır. Özellikle zaman açısından, mekan açısından ve teknolojik açıdan büyük imkanlar sağlayacaklardır. Sosyal çevre edinmeleri, hocalara ulaşmaları, daha sonra iş yaşamında hocaların kendilerine referans olması açısından programımız sizler için büyük bir avantaj sağlamaktadır. Arkadaşlar, donanımlı bilgili gençler olmanızı öneriyorum. Günceli takip etmenizi öneriyorum. Bol bol okumalısınız. Bu programdaki dersleri almanıza ek olarak yabancı dil öğrenmeli ve bunu ilerletmelisiniz. Sonra hedefinizi belirlemelisiniz ve bu hedefe ulaşmak için en iyi şekilde yılmadan, bıkmadan çalışmanız gerekiyor. Ve bu konuda ben ve bölümümüz öğretim üyeleri hepsi sizlere destek olmaya hazırlar, başarılar diliyorum.